Siz hiç aç kalmamak için çürük ağaç kabuğu yediniz mi? Siz hiç bilmediğiniz bir dili konuşamadığınız için dayak yediniz mi? Siz hiç vatan bildiğiniz memleketler için savaşıp sonra hainlikle suçlandınız mı? Siz hiç ailenizin mezarını geride bıraktınız mı? Yıllarca komşu olduğunuz insanları canınız uğruna geride bırakıp pişmanlığı ile ölümü beklediniz mi? Siz hiç can yeleğiniz olmadan tahta bir kayıkla deniz aşmayı denediniz mi? Siz hiç üç tarafı denizlerle çevrili bir yerde balık yemeden yaşadınız mı? Siz hiç ölü olduğu anlaşılırsa denize atılır korkusuyla bebeğinizi saatlerce emzirdiniz mi? Siz hiç bir mısır somağı karşılığında çalışmak zorunda kaldınız mı? Siz hiç sürgünde sürgün edildiniz mi? Akrabalarınızdan kilometrelerce uzakta yaşamak zorunda bırakıldınız mı? Siz hiç kendinizi, kimliğinizi, benliğinizi kaybettiniz mi? Siz hiç ana vatanınızda esaret altına alınmak yerine sürgün edilmeyi göze aldınız mı? Siz hiç bir denizi kucağınızda ölen yavrunuzla açtınız mı? Siz hiç çocuğunuzu yaşaması için tanımadığınız kimseye verdiniz mi? Siz hiç bir avuç toprakla koca bir çınar büyütmeye çalıştınız mı? Siz hiç şehirleri terk edip sırf vatanınıza benzediği için dağlara yerleştiniz mi? Siz hiç ana dilinizde rüya gördünüz mü? Siz hiç türlü eziyetler gören sevdiklerinizin ölümlerini izlemek zorunda kaldınız mı? Siz hiç sıtma ile savaştınız mı? Ekmek ya da su bile diyemediğiniz ülkeye gönderildiniz mi? 21 Mayıs 1864, Kuzey Kafkasya'nın yerli halklarının Çarlık Rusya'sının emriyle topraklarından sürgün edilmesinin sembolik tarihidir. Bu sürgünde çoğunluğu Adige ve Abhaz olmak üzere binlerce Kuzey Kafkasyalı, Balkanlardan Filistin'e kadar uzanan bir coğrafyada iskan edilmek üzere yola çıkarıldılar. Zorla gönderme sürecinde baş gösteren açlık, insanların istiflenircesine bindirildiği gemilerin batması, kötü koşullar nedeniyle oluşan salgın hastalıklar 1,5 milyon insanın yollarda ve limanlarda ölmesine neden oldu. Trabzon, Samsun, Varna, Köstence limanlarında açlıktan, hastalıktan ölümlerin sayısı günlük 60 ile 200 arasındaydı. Yaşanan bu büyük trajediyi, acı içinde son nefesini veren nineleri, bebekleri unutmuyoruz. Bu acı günlerden sonra yeni yerleştikleri topraklarda da yıllarca yaşama savaşı verdiler. Ne kadar uzağa gönderilmiş olursa olsunlar, sürgün edilenlerin kalbi hep vatanlarıyla çarpıyordu. Bizim için yüzünü her sabah Kafkasya'ya dönmek onların en aziz hatırasıdır. Hayatları sürgün yollarında ve vatandan uzak coğrafyalarda hasretle sonlanan bütün masumlara rahmet dileriz. Muhacirat değil, sürgün.